Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Açıkçası başlık olarak ne koyacağım hiç fikrim yok ya da görsel olarak ne koyacağım hiç fikrim yok. Sadece birkaç bir şey söylemek için şu an çekiyorum. Lafı fazla uzatmayacağım bu sefer. Direkt konuya giriyorum. Ben kanala bir süreliğine ara vereceğim. Onu söylemek için bu videoyu çekiyorum. Büyük ihtimal bazılarınız için çok ani gelmiş olabilir bu karar diyeyim ama ben zaten bir süredir aklımdaydı bu düşünce. Belki merak edenleriniz olur, hani niye video gelmiyor falan diye merak eden arkadaşlar varsa diye çekiyorum bu videoyu. Nedenine gelecek olursam da açıkçası kendimle ilgili çok fazla şey anlatmıyorum. Bu yüzden bu birazcık benim suçum. Eğer ani geldiyse de kusura bakmayın lütfen. Şöyle söyleyeyim, ben otomotiv mühendisliği okuyorum. Yüksek lisans yapıyorum. Lisansımı bitirdim. Yüksek lisans yapıyorum. İkinci yılımdayım. Yani tez dönemindeyim. Zaten 2 yıl sürüyor da. Kısacası benim Eylül'e kadar yetiştirmem gereken bir tezim var. Yazmam gereken bir tezim var. Ve bu olay tahminimden daha fazla vakit ve enerji almaya başladı benden. Ve bazen işte YouTube'a video çekerken işte videoyu kes, biç, render yap, yükle falan tahminimden daha fazla vakit alabiliyor. Tabii ki de karantina diyeyim artık. Karantinada olduğumuz için, evde olduğum için normalden daha fazla vaktim var ama dediğim gibi aklımda başka şeyler varken çok fazla odaklanamıyorum, çok fazla istek duymuyorum içimde video çekmeye karşı. Ve nasıl söylesem böyle bir tükenmişlik sendromuna yakalanmış olabilirim. İçimde hiçbir şey yapmak gelmiyor. Mesela tez yazacağım. Yazıyorum daha doğrusu. Ama böyle hani o kadar zoraki ki hani onu bile zoraki yapıyorum ve işte bu ilerleyen süreçte artık bir şekilde kendimi toparlayıp kalan enerjimle ona yönlendirmek istiyorum. Kısacası olay bundan ibaret. Açıkçası bir neden daha var ama onu şu an söylemek istemiyorum. Yani eğer nasıl söylesem geri video çekersem falan belki anlatırım. Canım isterse birkaç ayki psikolojime bağlı ya birkaç ay sonraki psikolojime bağlı. Ne zaman gelirim onu da bilmiyorum. Hani şu an ne söylesem yalan olur. Gerçekten hani bir ay, 2 ay, 3 ay, bir hafta falan hiçbir fikrim yok. O yüzden o konuda bir şey söylemeyeceğim. Umarım anlayışla karşılarsınız. Ben de isterdim diğer YouTuber abileriniz, ablalarınız gibi tek hayatım YouTube'dan oluşsun ama maalesef öyle bir durum söz konusu değil. Mezun olmam lazım. Diplomaya ihtiyacım var. Onun için de tezimi bitirmem lazım. Umarım bu konuda anlayış gösterirsiniz diye umuyorum. Yani hayatımdaki bazı şeylerin önceliğini kendimce belirlemem gerekiyor bazı durumlarda. Ben uzun süredir takip edenler vardır. Belki bilmiyorum, kanala birçok kez ara verdim hani 2017'den şu zamana falan düşünürsek. Tabii o zamanlar 1000 abone falan vardı belki en fazla kanalı takip eden. Şimdi tabii daha fazla insana hitap edince böyle birazcık daha kendimi kötü hissettim de diyebilirim. Ama dediğim gibi çok da zorlamak istemiyorum bu konuda kendimi. Ve aynı zamanda Friendbow'un da bitmesini bekledim bunu açıklamak için. Friendbow'u takip edenler de bilir, çok böyle düzensiz geliyordu. 3-4 günde bir falan geliyordu video. Hem ben oyunu unutuyordum hem sizin için de güzel olmuyordu. Hani bundan sonra devam etsem yine o şekilde olacak. Onu da ben istemiyorum. Kendimi zorlamak da istemiyorum. Kısacası açıklayacaklarım bu kadar. Daha fazla lafı uzatmayacağım. Videoyu bitireceğim. Tekrardan kusura bakmayın. Umarım anlayışla karşılarsınız. Bilmiyorum ne zaman dönerim. Dönersem burada olur musunuz onu da bilmiyorum ama Allah büyük. Eğer ben tekrardan kendimde bir enerji bulabilirsem, işlerimi halledebilirsem, eğer siz de buralarda olursanız, kanal da burada olursa umarım tekrardan görüşürüz. Tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve hepinize iyi oyunlar diliyorum.